Geçen beri asgari ücret aynıyken neden her şeye zam geldi? Adana'da ekmek 10 TL oldu. Dolmuş 30 TL. Belediye ve metro 21,5 TL. Ulaşımdan suya, yediğimizden içtiğimizden her şey zamlanıyorken bizim ücretlerimiz sadece yerinde saymıyor, aynı zamanda yükselen enflasyon ve artan tüketim maddeleri karşısında eriyip duruyor. Halkın enflasyonu %150 geçmişken Çalışma Bakanı Mehmet Şimşek Temmuz ayında asgari ücrete emekliye zam yok dedi. Niyeymiş? Efendim enflasyon artarmış. Halkın ümidi sıkarak enflasyon düşecekmiş. Enflasyondan kurtulmak için hepimiz biraz fedakarlık yapmanız diyorlar. Ama tek fedakarlığı işçilerden bekliyorlar. Temmuz'da zam yok diyenler işçiler daha da yoksullaşsın, nefessiz kalsın istiyorlar. Oysa ki enflasyonla mücadele etmek isteyenler patronlara dokunmalıdır. Enflasyonun asıl nedeni aşırı kârlar ve patronlardır. İrene! Kazanacağız! İrene! İrene! Kazanacağız! İrene! İrene! Kazanacağız! Temel tüketim maddelerine gelen zamlar yeni vergi yükleriyle birleşerek işçilerin ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor. Alım gücümüz her geçen gün düşüyor. Temmuz zammı talebimizi hep birlikte dile getiriyoruz. Gelin artık gına gelen bu oyunu bozalım. Gelin yıllardır hepimize kaybettiren yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek mücadelesinde alanlarda iş yerlerine birleşelim. Gelin aydınlık yarınlar için bu karanlığı dağıtacak yeni beşli mücadeleyi yükseltelim. Ücretlere Temmuz'da zam, temel tüketim ürünlerine gelen zamlar durdurulsun. Yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşayacak bir ücret, vergide adalet için patronlardan servet vergisi, yoksulluk sınırına kadar olan ücretlerden vergi alınmasın. Haftada 5 gün, günde 7 saat çalışma haftası, hafta sonu tatil olsun diyor. Basın açıklamamızı burada sonlandırıyoruz. Hayır!